Hepiniz hoş geldiniz sevgili Hanedanlar Tarihi izleyicileri. Önceki Yuan Hanedanı videomuzda Kubilay Han'ın tarih sahnesine çıkışından bahsetmiştik. Kubilay Han, Güney Song Seferi'nde Moğol Han'ı Mönke ile birlikte Song Hanedanına karşı seferler düzenlemekteydi. Mönke'nin ani bir şekilde ölümü üzerine kardeşler arasında taht kavgası başlamıştı. Kubilay, Kuzey Çin bölgesinde otoritesini sağlamlaştırmış ve bu bölgelere hükmetmekteydi. Öte yandan, kardeşi Arık Buka, Moğolistan bölgesine hükmetmekteydi. Berke, Altın Orda'ya, Ulagu, İlhanlı'ya ve Algu'da Çağatay Hanlığı'na hükmetmekteydi. Kubilay, 1260 yılının Mayıs ayında Pekin'de Kaan seçildi. Buna karşı Arık Buka'da 1260 yılının Haziran ayında Kaanlığını ilan etti. Her iki kardeşi de destekleyen önemli bir kesim mevcuttu. Ancak Arık Buka bu hanlık yarışında biraz daha önde görünüyordu. Bunun nedeni Arık Buka'yı Moğol dünyasının 3 önemli obasının onu destekliyor olmasıydı. 1257 yılından beri Altın Ordu'yu yönetmekte olan Berke, Hulagu'ya olan düşmanlığının da etkisiyle Arık Buka'nın önemli destekçisi olmuştu. Arık Buka ayrıca Orta Asya'da bulunan Çağatay Hanlığı'nın da desteğini almıştı. Hatta Çağatay Hanı Algu, Ulu Hanlık konusunda Arık Buka'yı en çok kışkırtan isimlerden birisiydi. Kubilay'ın önemli destekçilerinden olan kardeşi Hulagu, Meng'in ölümüyle Moğolistan'a dönmek zorunda kalmış ve Ketboa ile birlikte küçük birlikleri arkasına bırakmıştı. Bunu öğrenen Memlük komutanı Baybars, askeri konuda yetersiz sayıda kalan Moğolları yenip onların yenilmezlik imajını ortadan kaldırmak istiyordu. Bu sebepten Baybars ve Memlük Sultanı Kutuz, Ketboa'ya karşı harekete geçti. İki ordu 6 Eylül 1260 yılında aynı yolda karşılaştı. Moğolların kullandığı yanıltıcı geri çekilme taktiğini uygulayan Memlükler, 10.000 kişilik Moğol kuvvetlerini imha ettiler. Ketboa ise esir düşüp idam edildi. Böylece Moğol ilerleyişi durdurulmuş oldu. Aynı Jolt'taki yenilginin haberini alan Hulagu hızla geri döndü ve Müslümanlardan intikam almadan önce Altın Ordu ile savaşa girdi. En büyük destekçisi olan Hulagu'nun gidişiyle Kaibing'de yalnız kalan Kubilay, Çinli danışmanlarının da etkisiyle davasını Çin tarzında ortaya koydu. Kendisini Çin İmparatorluğu ile bağdaştıran bir bildirge yayınladı. Öte yandan da Moğol tebaasının tepkisini çekmemek için atalarının geleneklerine uygun bir yönetim sergileyeceğini vurguluyordu. Kubilay'ın yayınladığı bildirgenin Çin imparatorlarının bildirgelerden hiçbir farkı yoktu. Burada Çin'i kendi hükmü altında yeniden birleştirmek için Çinli tebaasından yardım istiyordu. Bildirge yayınladıktan birkaç gün sonra merkez hükümdar ünvanını aldı. Ayrıca geleneksel Çinlerinkine benzeyen devlet kurumları oluşturdu. Bu hareketleri Kubilay'ın geleneksel Çin hükümdarlarının tarzını benimseyeceğini Çin halkına göstermesinden kaynaklıdır. Kuzeyde yaşayan Çinlilerin çoğu Kubilay'a destek gösterirken Güney Song bölgesinde pek işe yaramamıştı. Kubilay'ın Arık Buka ile uğraşmak zorunda kalması Shi Si Dao'nun işine geldi ve Moğolların ele geçirdikleri toprakları geri almalarını sağladı. Bunun üzerine Kubilay, 21 Mayıs 1260'da Konfüçyusçu danışmanlarından olan Hao Qing başkanlığında sorunları çözmeye yönelik elçi heyeti gönderdi. Chia elçileri esir ederek Moğolları kışkırttı. Kubilay Arık Buka ile uğraşması gerektiği için sorunu bir süreliğine rafa kaldırdı. Kubilay, temel stratejisi olarak Arık Buka'nın ikmal yollarını kesmeyi hedefledi. Üssünü Karakum olarak belirlemiş olan Arık Buka'nın birlikleri için erzak ithal etmesi gerekiyordu. Arık Buka'nın önemli bir ikmal noktası Uygur bölgesiydi. Buraya Ögeday'ın oğlu Kadan hakimdi. Kadan, Kubilay'ı destekliyordu ve hakim olduğu bölgeleri Arık Buka'ya karşı savunup onun ikmal yapmasını engelliyordu. Artık Arık Buka'nın ikmal yapabileceği son bir bölge Karakum'un kuzeybatısındaki Yenisey Vadisi kalmıştı. Arık Buka için bu bölgede yapılacak olan ikmal yine de yeterli olmayacaktı. Ancak en azından orduların bir kısmına erzak sağlayabilecekti. 1260 sonbaharında Arık Buka bölgede kısıp kalmıştı. Kubilay birliklerini
kuzeye sürünce Arıkbuk'a Yenisey Irmağı'nın bir kolu olan Yus'a çekildi. Olumsuz hava şartlarından dolayı iki ordu savaşmak için baharı beklediler. Bu sırada Arıkbuk'un Kubilay'a karşı boyun eğer gibi yapıp onu yanıltmaya çalışması İranlı tarihçi olan Raşuddin tarafından Arıkbuk'un iki yüzlükle suçlanmasına sebep olduğu belirtilmiştir. Arıkbuk'un verdiği teminatlar Kubilay'ın savaş hazırlanmasına engel olmadı. Yen üstünde kısa zamanda oluşturduğu 30 bin kişilik ordusuyla oraya güvence altına aldı. Arıkbuk ile uğraşırken aynı zamanda Kuzey Çin savunmasını da güçlendirmeye çalışıyordu. 7 bin kişilik ordusunu Kuzey Çin'e gönderirken Konfüçyüsçü danışmanı Li Shixin komutasında Xi'an bölgesinde bulunup Arıkbuk'un önemli destekçisi olan Liu Taiping'i yenerek burada Arıkbuk'un tahıl ambarını ele geçirdi. Bu zaferden sonra batıya yürüdü ve burada yer alan Liankou ve Gankou kentlerinden Arıkbuk'a destek verenleri kovdu. Böylece Kublai'nin birlikleri Kuzeybatı ve Güneybatı Çin'deki düşman güçlerini temizlemiş oldu. Bu zaferler ile Kublai komutanlarını ödüllendirdi ve Lien'i başnazırlığın sağ kanadının başına getirdi. Çin bağlantılarını kaybeden Arıkbuk'a gözünü asıl mücadelenin verildiği yer olan Orta Asya'ya çevirdi. Arıkbuk'un komutanlarından olan Alandar'ın asıl görevi Orta Asya yollarını açık tutmaktı. 1260 sonlarında Kadan, Kuzeybatı Çin'de yer alan Xiliang yakınlarında Alandar'ın yolunu kesti ve birliklerini yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Arıkbuk'a Çağatay Hanlığı ile doğrudan ittifak kurmak istedi. Çağatay Hanı olan Kara Hülagu'nun ölümü üzerine hanlıkta bir boşluk oluştu. Bunu fırsat bilen Arıkbuk'a mahiyetinde bulunan Çağatay Hanı'nın torunu Algu'yu bölgeye gönderdi ve Algu Çağatay Hanı ilan edildi. Arıkbuk'a için Algu paha biçilmez bir müttefik haline geldi. Arıkbuk'a müttefiki olan Algu'yu tam olarak test edemeden 1261 yılında Kubilay ile mücadeleye girişti. Öncelikle Arıkbuk'un birlikleri bölgenin sınırını konuşlanmış olan Yesengü ile karşılaştı. Elçi yollayan Arıkbuk'a teslim olmak istediğini belirtti. Yesengü'yü oyalayarak onun komutasındaki orduları mağlup etti. İhanetin haberini alan Kubilay birliklerini hazırladı ve iki ordu Kasım ayı civarında Çin sınırında yer alan Şimultay'da savaşta yenilip çekildiler. Arıkbuk'un güçleri kısa zaman toparlanıp Moğolistan'ın Altay Dağı bölgesinde saldırıya geçti. Ancak bu savaşta üstün gelen taraf olmadı. Yaşanan savaşlarda Kubilay'ın tüm gücünü kullanmadığını fark eden Arıkbuk'a müttefiki Algu'dan yardım istedi. Algu bölgede kendi otoritesini sağlamlaştırmış ve bölgeye hakim duruma gelmişti. Arıkbuk'a ile elde ettiği malları paylaşmak istemedi ve onu güçsüz durumda gördüğünden meydan okudu. Arıkbuk'a Moğolistan'dan ayrılıp gücünü Orta Asya'da sağlamak amacıyla bölgeden ayrıldı. Ondan doğan boşluğu Kubilay doldurdu. Moğolistan'a giren Kubilay oranın hükümdarı oldu. Burada bulunan memurlara bölgenin halkını sömürmemeleri konusunda telkinlerde bulundu. Çağatay bölgesine gelen Arıkbuk'a burada Algun'un ordularıyla karşılaşıp yenilgiye uğradı. Algu bu galibiyetin sevincini tadamadı ve kısa bir sürede orduları dağıldı. Arıkbuk'a Algun'un Almalık'ta bulunan üssünü ele geçirdi. Algu ise Hotan ve Kaşgar bölgesine kaçtı. Arıkbuk'a bulunduğu konum bakımından Kubilay ile tekrar savaşa girebilecek durumda değildi. Tahıl, silah kaynakları kısıtlıydı ve verimli bölgeler ile arasını Algu tutuyordu. Arıkbuk'un ordusunda yavaş yavaş çözülmeler başlamıştı. 1263 yılına gelindiğinde çok sert geçen kış ile beraber firarlar iyice arttı ve Arıkbuk'un birlikleri çözüldü. 1264 yılına gelindiğinde Arıkbuk'a Algu'ya karşı savunmasız durumda kalmış ve abisi Kubilay'ın topraklarına gelmişti. Kubilay'ın karşısına çıkarılan Arıkbuk'a abisiyle kucaklaştı ve uzlaştı. Arıkbuk'a'yı başta huzuruna çıkarmayarak küçük cezalar uygulayan Kubilay bazı tepkilere maruz kaldı. Kubilay
kardeşi Hulagu'nun da etkisiyle kardeşini yargılamaya karar verdi. Öncelikle Arıkbuka'yı kışkırtan 9 kişi idam edildi. Sıra Arıkbuka'yı yargılamaya gelmişti. Kubilay küçük kardeşini yargılayan tek kişi olmak istemediğinden kurultay toplamaya karar verdi. 3 büyük Moğol hanı olan Hulagu, Berke ve Algu bahanelerde bulunarak kurultaya katılmayacaklarını bildirdiler. Arıkbuka'nın 1266 yılı başlarında hastalanıp ölmesiyle Kubilay bu sıkıntılardan kurtulmuş oldu. Kubilay'ın hükmü tüm Moğol hanlarınca tanındı. Kubilay Ulu Han olmuştu. Önümüzdeki bölümlerde Kubilay'ın seferlerine değineceğiz. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.